بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين اللهم زيدنا علما وفهما وحفظا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام Ya يا vel ikram والإكرام اللهم بارك لنا في ve وشعبان وبلغنا Ramazan. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, alinin, ashabının, ulema-i izamın ve şeyh-i kiramın, bizi okutan hocaların ve musannif İmam Gazali rahimullahın ruhlarına bir Fatiha, üç cihlası ı şerif okuyalım. Allah Teala'nın izni inayetiyle İmam Gazali rahimullah'ın iktisadını okumaya devam ediyoruz. Bu 65. dersimiz olacak inşallah. Hala semiyattayız. E, Semiyatın ikinci faslındayız. Yani İmam Gazali'nin e, neden diğer meşhur e, meseleleri bu kitapta işlemediğini e, anlatmaya çalıştığı fasıldayız. E, üç tane meseleyi örnek olarak aldı. Üç gruba ayırdı bu meseleleri. Ee, hiç bilmemenin zarar vermeyeceği meseleler, insana kayıt olarak mesul olmayacağı meseleler. Akli bir meseleyi işledik. Ee, efendim ecel meselesini, lafzi öldürülenin ecelini yani işledik. İkinci mesele lafzi meselelerdi. Bunlarda da iman artar mı, az, artar, azalır mı yoksa sabit mi? Sabit bir şey mi yani? Herkesteki iman bir tek sabit bir hakikat mı yoksa bazılarında çok bazılarında daha az mı oluyor iman? Bu meseleyi inceliyordu. Biz bu mesele bir giriş yaptık. Yani ikinci mesele emmer meselatu's-saniyatu veyelleziyetü. Evet, e, dedik ki bunun bu meseledeki ihtilafın menşei dedi cehaletdir cehalettir dedi. Yani bu iman lafzının çok anlamlılığına dair bir bilgisizlikten kaynaklanıyor. İman kelimesi diyor, üç farklı anlamda kullanılıyor. Bu üç farklı anlamdan bir tanesi burhani tasdik, delille beraber olan tasdik, ikincisi taklidi bir tasdik, üçüncüsü de amelle beraber vuku bulan bir tasdikti. Her biri için, her birinin de kullanımı vardır dilde diyordu. Şari'nin kullanımı olarak da var İnsanlar da kullanıyorlar 3 anlamda da kullanılabiliyor. Her bir üç her bir kullanım için de delil getirmeye çalıştı ve gördük yani bizde kullanım farklılıklarını zaten ee, ihtilaf e, lafzi olabiliyor işte burada. Eğer ki farklı kullanımları kastederek biri artar yok biri artmaz falan diyorsa ihtilaf gerçekten de lafzi olabiliyor yani farklı şeylerden bahsediyor olabiliyorlar. Evet. Bizdeki ihtilafın buradaki lafzi meselesi ihtilafın lafzi olacağı anlamına gelmiyor. Elmemen meselatu saniyatu, heyye'l lafziyatu. Lafzi olanlar, yani lafzın delaletiyle alakalı problemler. Hani dedi bunların bir kısmı lafzi ihtilaf ıstılahını kullandığımız şeye rücu e, edebiliyor. Bazıları da değil. Gerçekten de hani lafzın delaletinde bir tartışma var ama şer'i bir tartışma değil, itikada zarar verecek bir tartışma değil. Bir dil meselesi yani olmuş oluyor. Ama burada mesela iman artar azalır meselesinde yüksek ihtimalle lafzi bir ihtilaf var. Yani meşhur olan da o zaten. Müteahhirin hep bu şekilde naklediyor kitaplarda değil mi? <laughs> Bakalım imamın tahkiki nasıl çıkacak yani. Şimdi 3 tane kullanımı verdi. Bu bir giriş gibi oldu. Şimdi maksuda girecek yani. Evet biz de zaten orada kaldık. Ne fenerci'u ilal maksudi lafzında kaldık. Paragrafının başında kaldık. Benim baskıma göre sayfa 283. Minhaç baskısı. Darül Minhaç baskısı. Efendim 2012 bendeki yılı baskı tarihi. Attab'atü saniye 2012. Tabi bu ikinci baskının birden çok şey olmuş herhalde. İkinci edisyon diyelim falan. Evet. La ilahe illallah seyyidina Muhammedun Mustafa'yı. هذا اوردن دع فنرجع الى المقصود، قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين فنرجع الى المقصود ونقول ان اطلق الايمان بمعنى التصديق البرهاني لم يتصور زيادته ونقصانه، بل اليقين ان حصل بكماله فلا مزيد عليه، وان لم يحصل بكماله فليس بيقين، وهي خطه واحده. Evet burada birinci anlam açısından bir tahkik yapıyor. Diyor ki eğer iman kelimesini biz burhani tasdik yani delille beraber insanda husule gelen tasdik için kullanıyorsak bu durumda artıp azalması diye bir şey tasavvur edilemez. Çünkü yakin ya bütün kemaliyle %100, 100, %100 seviyesinde vardır. Dolayısıyla bunun %101 olması imkanı yok. Artamaz. Veya de kamil bir şekilde yoktur. Yani %100 değildir o tasdikin seviyesi. %95'tir mesela. Fele ise bi yakin. Bu durumda da yakin olmuyor zaten. Zan oluyor. Zanlı galip oluyor. O yüzden diyor ki Ve hiyye hittatun vahidetun. Ve hiyye hittatun vahidetun. Hiye nereye gidiyor? gene imana gidiyor ama habere e, nispetle zamiri müennes yapmış. Yani el ve el yakinu. El yakinu Evet. Habere nispetle onu mühennes yapabiliyor yani. Vahiyya batun vahidetun. Bir tek mertebedir yani. Bir tek seviyedir. Hani hitta bir çizgi demek. Yani üst üste çizgiler yaparsınız ya. Diyelim sıfır çizgisi, elli çizgisi, işte yüz çizgisi mesela diyelim. Tamam. Hani elli ile yüz arasında diyelim nedir? Zanlı galiptir. Yüz yakindir mesela. Hitta. خطه la fiha ziyade ve illa an yurada bihi ziyade burhani tasdik manasında eğer yakini kastediyorsa yani ilimle beraber hasıl olmuş bir yakin ilimle beraber hasıl olmuş bir yakinde artma azalma artma eksilme tasavvur edilemez yani ancak şu manada edilebilir daha vazih bir vuzuğun ziyadesi. Burada ne kastediliyor? Şimdi açığa kavuşacak. Yani şu, sadece şu açıdan burhani tasdikte bir farklılık, bir artma, eksilme veya da bir farklılık düşünülebilir. Bununla ziyadeti uduh kastedilirse buradaki yakin ile, yakinin artması ile. Neymiş bu ziyadeti uduh? Ey ziyadetu tumaninetin nefsi ileyhi. Yani yüzdeyiz ama nefsin ona olan itminanı, ona olan sükunu daha fazla olabiliyor yani. Yani bu gerçekten böyle bir şey var. Mı? Mesela bütün müminler yakin sahibiler ee, yani tasdik sahibiler, yakini bir tasdik sahibiler. Çoğunda da bir şekilde icmali veya tafsili delillerle tahkim edilmiş bir iman var. Ama tafsili delillerle tahkim edilmiş, tahkik edilmiş iman sahibi olan müminler arasında dahi bu imanlarına imanlarından dolayı nefislerinde duydukları o itminan ve sükunetin seviyesi farklı olabiliyor yani. Değil mi? Bir velinin yani bir alimin bir velinin imanındaki salabeti ile itminanı ve huzuru ile müminlerin normal mesela diyelim bir fasığın şeyi farklıdır. Bunun göstergeleri de vardır. Mesela havf ve reca dengesi çok kamildir. Ee, yakini yüksek olan bir müminde yani bu itminanı yüksek olan bir müminde havf ve reca e, mutedildir. Ama mesela bir fasık bir günah işlediği zaman ahirette olan imanı mesela zayıf olduğu için hemen mesela e, ne olabilir? Mesela çok rahat hem günah işleyebiliyor hem de mesela günah işlediği zaman yese kapılabiliyor hemen. Çünkü Allah'ın rahmetine o da iman etmiş. Ama o imanı tam bir itmina ve sükun haline ulaşmamış yani o psikolojik hale. Değil mi? Yani fasıklarla evliyayı düşünün yani imanın semerelerinin zuhurunda farklılar. Dolayısıyla tabii ki o imanın semerelerinin vücuda gelmesine sebep olan o ruh hali de farklı oluyor yani. Evet. Buyur. Evet, evet. Min alameti min alameti i'timadi ala'l amel nuksanur raca'i inda vucudi zalal. Evet. Aynı hikemi atayenin birinci hikmeti min alameti itimadi alal amel nuksanur raca'i inde vucudiz zelal. Evet. Yani bu bir tane tabi imanın hani iman acayip bir nur. Hakikaten kalbe giren bir nur. Onun semereleri azalarda ve kalbin ahvalinde tezahür ediyor arkadaşlar. Yani o iman nuru herkeste var olabilir ama onun kuvveti fazla olabilir, çok olabilir. Bu manada yani e, burhani bir tasdike sahip olanlar arasında dahi imanın hissedilmesinde farklı bir e, durum oluşabilir. Bir farklılık hissedilebilir. Bu işte nefsin itminanı meselesi yani dediği şey bu Allahu Alem. Bakalım biraz daha açıklayacak zaten yani. Diyor ki fe innen nefse tatma innu ila yakiniyat in fil ibtidai ila Buradaki arkadaşlar bu paragrafta işleyeceğimiz şeyler iman mevzusuna has bir şey değil. Bütün ilimler böyle oluyor. Şimdi biz burhani bir tasdikten bahsettiğimiz için hem ilim var. Yani delille beraber hasıl olmuş kat'i bir bilgi var, değil mi? El i'tikadul cazimul mutabiqu an mucibin var. Bir de ona boyun eğme var. izan var değil mi? Yani iz'an olduğu olunca anca iman oluyor. Mücerret marifete iman denmiyor yani. Hem e, ilim var hem de iz'an var ve böylece kamil bir iman olmuş oluyor. Ama buradaki tartışma bakın tefavütün olabileceği yerler yani farklılığın, dereceliliğin hissedilebileceği yer ilimle ilgili kısım. Yani delille sabit olmuş nazari bir yakin. Tamam nazari bir bilgi. Bu dolayısıyla imanla alakalı bir şey değil. Herhangi bir efendim kaziye nazari bir kaziyeye karşı bir insanın sahip olduğu psikolojik halde farklılıklar olabiliyor. Şu anda bunu inceleyecek tamam. Mesela alem hadistir değildir. Yani bunun şer'i bir itikat olup olmamasından bağımsız olarak alemin hudusunu İki farklı insan tasdik edebilir ve her biri de kat'i delillerle bu tasdike ulaşmış olabilir. Ancak birinin tasdiki kendisine daha fazla ülfet vermiş olabilir. Daha fazla itminan sahibi olabilir. Diğeri tasdikinde daha az itminan sahibi olabilir. İkisi de yüzde yüz düşünüyor alemin hadis olduğunu. Yani alemin kadim olabileceğine %1 bile ihtimal vermiyorlar aklen. Ama insanın psikolojik olarak bu kaziye karşısında sergilediği tutum ruh hali yani haleti ruhiyesi farklı olabilir. Neden farklı olabilir? Bir tanesi delilleri yeni öğrenmiştir. Şüphelerden yeni kurtulmuştur. Bir tane iki tane delili vardır. Diğeri 20 senedir bunlarla uğraşıyor. 15 tane delili var adamın alemin hudusuna. Ve bütün şüpheleri tek tek çürütmüş. Yüzlerce şüpheyi çürüterek artık böyle şey olmuş. Ne gelse aslında şüphe gibi yaklaşıyor mesela yani. Yani ne, ne, söylesen adama hemen diyor zaten bu, bu şüphe olabilir. Benim, beni hiç etkilemiyor zaten. İstersen ama inceleyebiliriz aklen. Tek tek oturup mantıksal yollarla o şüphe üzerinde çalışabiliriz der yani. Çok gönül rahatlığıyla bunu yapar yani. Biri bir an acaba falan gibi sanki olur bir anda. Tamam mı? halet ruhiye olarak yani. Dolayısıyla buradaki bu paragrafta şimdi okuyacağımız anlamaya çalışacağımız şey ulema beyninde genel olarak nazari bilgilerin nazari olarak ya, e, olarak hasıl olan bilgilerde ki yakinin tefavüt edip etmeyeceği şeklindeki tartışmayla aynı. Yani halil yakinu mutefavit ve yetefavüt tarzında bir tartışma var. Bunu atıyorum usul fıkıda cemul camide bile göreceksiniz yani. Farklı görüşler söyleyecek bize Sübki. Tamam mı? Ya bu çok bilinen meşhur bir mesele. Çünkü buna birçok tartışma buraya rücu ediyor. Şerhul Akaid'in başlarında ehli safsata ile mücadele ederken onların şüphelerinden bir tanesi de bizim sahip olduğumuz nazari bilgilerde dahi bir farklılık hissediyoruz. Demek ki bunların bir kısmı yakin değil. Dolayısıyla en azından bir kısmı yakin değil. Bedihiyatta bile bedihi bilgilerde karşı halit ruhiyelerimizde bile bir farklılık var. O halde bu bedihiyatın en azından bir kısmında şüphe var. Tarzında bir şüpheyle mesele yaklaşıyorlar. Orada da İmam Taftazani birçok farklı açıklama getiriyor. Bedihiyata karşı insan nefsinin sahip olduğu haleti ruhiyedeki farklılıkları tahlil etmeye çalışıyor. Tamam. Bedihiyata karşı bile nazariyata karşı hayli hayli bu olur. Yani nazariyatta ki haleti ruhiyenin farklılığının birçok sebebi olabilir. Bedihiyatta da olabiliyor. Nazariyatta hayli hayli olur yani. Daha fazla sebepleri düşünülebiliyor. Tamam mı? Biz şimdi dolayısıyla genel olarak herhangi bir yakini bir önermeye karşı sahip olduğumuz bilgiye rağmen, yüzde yüzlük bir bilgiye rağmen ruh hallerimizin farklı yakini bilgilere karşı farklı hallerde olabileceğini göreceğimiz zaman ne yapabiliriz? Bunun cevabını şu anda işliyor. Tamam Ona göre takip ederim. Yani bu bediyat da olabilir, nazariyat da olabilir. Tamam? Yani İki tane bedihi denilen mukaddimeye karşı nefsimizde farklı bir itminan hissediyoruz. Tamam. 2 artı 2 4 ederle 732 çarpı 533'ün çarpımının neticesini ben oturup kalemle yapsam bile aynı olmuyor benim psikolojimin ona karşı. Ee, yani benim takındığım tavır yani. Tutum alış, önermesel tutum alış falan gibi bir şey de kullanıyorlar bugün yani. Propositional attitude diyorlar. Bunda bir farklı şeyleri, tartışmalar, açıklamaları var epistemolojide yani psikoloji-epistemoloji ilişkilerini falan Bayağı farklı açılardan inceliyorlar. Yani. Bakalım İmam Gazali ne diyor? İmam Gazali diyor ki فَاِنَّ النَّفْسَ تَطْمَئِنُّ اِلَى الْيَقِينِيَّاتِ Yani şöyle düşünün mesela iki bedi mukadime bir çelişki yasasını düşünün Bir de mesela Bir şey aynı anda iki farklı yerde bulunamaz İkisi de bedihi. Ama çelişki yasasında olan Şeyimiz, itminanımız daha fazla Mesela çelişki yasası ile e, hiçbir mümkün mevcut bir sebep olmadan vücuda gelemez. Hiçbir hadis sebepsiz vücuda gelemez. Bu da bir bedihi mukaddime birçok alime göre. Ama bu ikisinin seviyesi eşit değil yani. Mesela yani. Tamam? Yani bizim hissettiğimiz hal biraz farklı oluyor. Ülfetten kaynaklı. Çünkü e, mekanizma öyle mahza soyut akli bir mekanizma değil. Yani insan psikolojisi e, her zaman beraber. Arzuları farklı, nefsani yönelimleri, hafızası farklı, e, insan nefsinin alışması meselesi var. Bir kaziyeyi gündeminde çok tuttuğu zaman ki ona karşı hissettiği yakınlık ile 10 e, sene boyunca bir kere aklına getirdiği bir kaziye e, verev ki bedihi olsun e, karşı karşıya kaldığı zaman nefsin hissettiği şeyler farklı oluyor yani. Tamam. Ülfet meselesi var yani. Tamam. El ulfetü bihi yani. Mesela siz bir, bir matematikçi için 12 çarpı 12 144 yani bu hani böyle 1 artı 1 eşittir 2 gibi bir şeydir. Ama işte ortaokul talebesi de 12 çarpı 12 144 olduğunu biliyor. Ama onun için aynı şeyde değil yani bu ülfeti yani. Tamam yani ülfet meselesi var. O psikolojik haller çünkü bizden ayrılmıyor. Bildiğimiz zamanda da hafıza diye bir şey var. Hatırlama diye bir şey var. Yani çok farklı kabiliyetleri var insan nefsinin. Sadece akli olarak bilme hadisesinden ibaret değiliz yani. O bilmeye eşlik eden birçok farklı süreç olduğu için aynı yakini, iki tane yakini bilgiye karşı sahip olduğumuz hallerin de farklılaşması kadar tabii bir şey olamaz yani. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla bunlar şüphe teşkil etmez. Yani acaba bir tanesi %100 değil mi yani? Kesin değil mi? Doğru değil mi falan? İkisi de %100, %1 bile ihtimal vermiyoruz nakizine. İki tane bedihi önerme veya da bir bedihi bir nazari önerme arasında. Ama nazari önermelerde her türlü bir dolaylılık olduğu için insan nefsine yakınlığı daha az yani. Evet. Diyor ki fe inne nefse tatma innu ilel yakiniyatin nazariyeti fil ibtida ila Diyor ki bir insan nefsinin yani bakın insan nefsinin nazari bir mesele, kaziye karşısındaki durumu. Diyelim bu nazari kaziye kendisine arz edildi. İlkin hiçbir fikri yoktu. yüzde %50-50 duruyordu. Sonra meseleyi düşündü, inceledi, bir tane delile nazar etti, delili tahkik etti. F, tedkik etti, bütün şüpheleri bertaraf etti. Sonra yüzde yüz meselede kullu elif ba dedi. Tamam. Bu tasdike ulaştı delille beraber. Şimdi bu ilk başta yani. Diyor ki tatmainnu ilel yakiniyatin nazariyeti fil ibtide ila haddimma. Yani ilk başta belli bir seviyede bir itminanı oluşur. Delili tahkik ve tetkik ettikten sonra değil mi? bu nazari kaziyenin doğru olduğunu yüzde yüz biliyor, nakizine yüzde bir bile ihtimal vermiyor. Ama sahip olduğu itminan, itminan hali hala kamil değil aslında. Daha da artabiliyor. Sonra diyor ki fein tevaradet el adilla tu ala şeyin waḥidin, afadet zahur <laughs> el adilla t ziyyadetu Eğer aynı şey üzerinde yani aynı nazari kaziye üzerinde birden çok delil gelirse yani birden çok delille o nazari kaziye'nin bilgisine bir insan ulaşırsa delillerin birbirini desteklemesi birbirinin sırt sırta vermesi tevahhurul edille tamam mı? sırt sırta vermek yani gibi düşünün delillerin birbirini desteklemesi insana daha ziyade bir tumaninet verir yani tamam mı? daha ziyade bir itminan hali verir bir nefsi sükun hali verir Sende de Ebubekir tezahuru mu geçiyor? Tezahurul edille mi geçiyor? Tezahurul edilleti olması lazım. Ben tezahuru mu acaba diye düşündüm. Çünkü o daha çok bilinen bir kullanım yani. Tezahurul edille. Taadudul edille. Tezahurul -edille. edille denir. İçtima'ul edille denir. Bu bir ara bahsetmiştim size yani. İndaktif bir şey diyorlardı. Neydi ismini unuttum yani çok meşhur bir ismi vardı. Ha evet evet tazahara. tabi tabi lugavi olarak bir problem yok da. Daha çok böyle kitaplarda böyle usul kitaplarında furul edille geçer mesela. İngilizcesi arkadaşlar manası oluyor ya yani desteklemek manası var birbirlerinin. Şey var İngilizce'de mesela con silence var. Yazayım mı? c o n s i l i e n C. -i. Bunu inceleyin bu kelimeyi yani bunun türevleri de var. Tamam? Böyle bir kelime var. Bu da tadhafurul edille gibi bir anlama geliyor. Tamam? Bunu epistemolojide özel olarak inceliyorlar ha, felsefede. Ee, bunun başka kullanımları da var. Convergence of evidence var. Veya concordance of evidence. Concordance hatırlıyor musunuz mu? o hadis mecmuası? Concordance Convergence of, evidence. Convergence of evidence. Elma hocamın müfahras. Evet. Bir de concordance of evidence. Bunlar var yani. Bunlar üçü de tadafurul edil. Evident biliyorsunuz delil demek zaten. Bunları bir köşeye yazın yani. Ben de yazayım hatta. Ne anlama geliyor? Bakın size İngilizcesini okuyayım. Bilimde ve tarihte. Bakın tarihte. Rivayetlerde yani. Rivayetlerde. Tadafurul edille. Tadafurul rivayat. Yani hatırlayın yani. Bu mut mutabaat yani. Mutabaatul rivayat. Mutabaat şeyi var ya meselesi bizde. Diyor ki that is when multiple sources of evidence are in agreement. Yani birden çok farklı kaynaktan gelen delilin aynı şeyde ittifak etmesi diyor. The conclusion can be very strong even The conclusion can be very strong even when none of the individual sources of evidence is very strong on its own. Bu son ikinci cümle asıl bizim bütün meseleyi anlatıyor. Tabi bu bizim meselemizde her bir delil yakin veriyor. Her bir delil müstakil olarak kat'i bir netice veriyor ama burada şunu demek istiyor bu buradaki consilience'te Tavafur'ul edildi de bazen tek tek her bir delil zanni olur ama delillerin toplamı kat iyi olur diyor ki bazen netice diyor the conclusion çok güçlü olabilir diyor velev ki even when none of the individual sources of evidence is very strong on its own yani kendi başına her bir e, delil her bir müstakil kaynak her biri kendi başına çok zayıf çok güçlü olmasa bile nihai netice güçlü olabiliyor yani. Çok güçlü olabiliyor diyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel açıklamış yani. Çok harika açıklamış. Bunu bir köşeye yazın bence. Bu kadar güzel ifade belki bulmakta zorlanabilirsiniz yani İngilizce'de yani. <laughs> evet. Baya vaza anlatmış meseleyi. Yani bu tazavvurul edille de zanni delillerde zaten çok işimize yarıyor. Usulü fıkıhta bunu var ya o kadar çok kullanacağız ki şaşıracaksınız yani. Bizim için çok önemli bir şey olacak bu süreç. Çünkü zanni deliller karinelerle beraber kat'i ifade edebilir diyeceğiz. Naklin kat'iyatı yakin ifade edebileceğini hep bu yöntemle ispat edeceğiz. İcma ve tevatürü de icmayı özellikle bu yöntemle hücciyetinin kat'iliğini ispat edeceğiz. Tamam mı? İnşallah. Evet. Şimdi İmam Gazali diyor ki yani ilk başta nazari bir meselede, nazari bir kaziyede bir insan bir delille onu öğrenir, bilgisine ulaşır kat'i bir seviyede. Ancak başta itminanı belli bir seviyeye kadar olur. İlâ haddim Sonradan deliller artarsa aynı kaziye hakkında mesela bu durumda deliller birbirine sırt sırta verir ve daha ziyade itminan hasıl olur. Diyor ki ve kullu men marasal Şimdi bunu peki söylüyorsun ama bunun bir kaynağı, bir gerekçesi, bir açıklaması var mı? Yani bu nereden biliyorsun sen? Falan diye söylenirse İmam Gazali, o da şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ve kullu men marasal ulume edrake tefavuten fi tumaninati nefsihi ila ilmi daruri. Ve huve ilmu bi enne l-ifneyne ekseru minel vahid. Ve ila ilmihi bi hadfil alemi. Ve enne muhdesehu vahid. Evet. Diyor ki ilimlerle iştigal eden herkes şunu bilir ki yani kendi nefsinde zaruri bir bilgiye karşı da zaruri bir bilgiye karşı ve ya, nazari bir bilgiye karşı nefsinde farklı bir itminan hisseder. Tefavüt yani. Bir derecelendirme hisseder yani. Bir derecelendirme görür yani. idrak eder diyor. Mesela diyor zaruri bir bilgiye karşı nefsinin itminanı mesela belli bir seviyede olur. Mesela hangi zaruri bilgi? İşte e, ikinin birden çok olduğuna dair değil mi? İki birden büyüktür. Bu bir önerme. Bedihi bir önerme. Bu bedihi önermeye karşı bedihi zaruri önermeye karşı insanın sahip olduğu itminan ile mesela alemin hudusuna karşı sahip olduğu itminan bir değil. İkisi de ilim. Biri zaruri bir ilim, diğeri nazari bir ilim. Ve ila ilmihi bi hadfil alam. Alemin hudusuna ve ve enne muhde men muhdis dedim yanlış okudum. Ve enne muhdisuhu vahid. Alemi var eden e, zatın değil mi? Yaratıcının, yaratanın bir olduğuna dair değil mi? Tevhid. Yani vahdaniyet delillerine nazar edip alemin sanisinin bir olduğuna bir insan bir olduğunun bilgisine ulaşabilir ama bu vahdaniyette sahip olduğumuz nazari bilgiye karşı nefsimizin itminanı ile iki birden büyüktür önermesine karşı nefsimizin sahip olduğu zaruri önermesine karşı nefsimizin sahip olduğu itminan bir değildir aynı değil diyor İlimlerle iştigal eden insanlar bunu bilirler yani bakın nazar nazarın bilgi verdiği kesin bir matematikçi düşüne ispatları yapıyor. İspattan önce neticeyi bilmiyordu. İspattan sonra neticeyi biliyor. 10 kere kontrol ediyor her bir adımı ispat sırasında. Belki 1 saat süren bir ispat yani 10 sayfa sürüyor. Sonra %100 yüz emin oluyor netice ama hala neticenin bilgisi karşısındaki itminanı ile 2 artı 2 4 eder. Veya 2 birden büyüktür önermesine karşı sahip olduğu itminan aynı değil yani. Değil mi? İkisi arasında bir farklılık mülahaza edebiliyor yani. Bu ilim ve eden herkes bunu bilir. Nazari kaziyelere dair sahip olduğumuz yüzde yüz yakindeki itminan ile zaruri bilgilere karşı sahip olduğumuz yüzde yüz yakindeki itminan birbirlerinden farklı yani. Bu dediğimiz gibi nakizine ihtimal verdiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu bu asla unutmuyoruz tamam mı? Yani bu itminandaki farklılık nakizine olan ihtimalin var olduğu anlamına gelmiyor bir tarafta yani. Tamam mı? Daha az olanda nakizine ihtimal veriyoruz anlamına gelmiyor. Yakin var. Hepsinde yakin var ama itminan kelimesini kullanıyoruz şu anda. O psikolojik hal, halet ruhiye itminan yani. itminan olmayabiliyor. Yakin, yakindeki kastımız %100. Yakin ikisinde de var. Nazari olanda da zaruri olanda da var. Yani yakinle itminana ayırıyoruz. O itminana bazı yerlerde iki bedihi arasındaki farklılıkta ülfet diyoruz. Tamam. Nefsin daha çok gündeminde tutmasından kaynaklanan bir farklılık olabilir. Bu ayrı bir şey yani. Bu nakizine ihtimal verdiğimiz anlamına gelmiyor. Mütevatir bilgiler de öyle. Mesela şu anda diyelim Amerika diye bir ülkenin varlığına dair sahip olduğunuz %100 bilgiyle diyelim İskender diye bir adamın var olduğuna dair sahip olduğunuz bilgi bir mi mesela? Veya da efendim e, tarihte efendim Selçuklu devleti diye bir devlet var. Bununla şu anda Amerika devleti diye bir devlet var. İki önerme arasındaki mesela ikisinde de nakizine ihtimal veriyor musunuz? Vermiyoruz değil mi? İkisinde de nakizine ihtimal vermiyoruz. Peki sahip olduğumuz halet ruhiyeler ikisine de karşıda aynı mı yani? Değil mesela değil mi yani? Kesinlikle değil yani. Evet adi bilgilerde zaten hep bu farklılık oluyor. Çünkü adi bilgiler çok kompleks karine sistemleriyle vücuda geliyor yani. O kompleks sistemdeki her bir farklılık halit ruhiyemizde bir derece farklılığa sebep olabiliyor. Ama hepsinde de nakizinde, nakizine ihtimal, hiçbirinde nakizine ihtimal vermiyoruz yani. Hayır ben size hep şey örneğini vermişim ya adi bilgide mesela. Bugün işte bir belediye başkanının veya da bir valinin 15 Temmuz darbe girişimi diye bir şeyinden haberinin olmadığı imkansız değil mi böyle bir şey yani? Şimdi bu imkansızlıkla mesela meclis başkanının Türkiye Cumhurbaşkanının ismini bilmemesi arasındaki imkansızlık aynı mı mesela? Yani <laughs> Ben şöyle düşünün hani bu 15 Temmuz darbe girişiminden hiç haberim yok, hiç haberi olmamış bir bakan düşünün. Bir de bir muhtar düşünün. Bir muhtarın da olması imkansız değil mi? Ama muhtarınkiyle o aynı değil yani. Değil mi? Muhtar ile bir milletvekili aynı mıdır? Yani 15 Temmuz darbe girişiminden haberlerinin olmasının imkansızlığına dair bizim sahip olduğumuz bilgi yani. Değil mi? Haberlerinin olmamasına dair. Mesela böyle şeyler düşünün. İstediğiniz kadar örnekleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar yani. Farkı hemen göreceksiniz yani. Buradaki farklılıklar nasıl bizde nakizine, iki bilgide de nakizine ihtimal vermemizi gerektirmiyorsa bedihiler ve nazariler arasındaki bu farklılıklar da vermez. Daha da imkansız bakın. imkansızlıkların dereceleri var. <laughs> yani biri daha imkansız yani. yani. Ama psikolojik hallerinden ayrılması imkansız yani. İnsanın psikolojik hallerinden ayrılması yani. insan olmaması gibi bir şey yani. Bende her zaman hafıza var, nefis var, bilinç olduğu sürece ben o psikolojik hallerimden ayrılamam ki yani tamamen. Alışkanlık diye bir şey mesela insanın nefsinin hatırlaması. Bizim kastettiğimiz bu farklılığın şeye sebep olmadığı. Yani bilginin derecesinde bir farklılık olmadığı yani bilginin kendisine zarar vermediği, kesin bilgiye zarar vermediği bu psikolojik farklılıkların. Sen diyebilirsin ki zarar veriyor diyebilirsin aslında ama bunu şöyle yaparsın. Bak ben sıyrıldım bak aynı değil falan demen lazım değil mi? Bütün o psikolojik hallerimden sıyrıldım. Sonra baktım ki nazari ile zaruri arasında fark var. Mesela. Bunu yapamazsın zaten yani. Bütün psikolojik hallerinden sıyrılarak bunu bize gösteremezsin diyoruz yani. Yani ki zaten insan bunu çok iyi bir dolaylı olarak hasır olan bilgiyle doğrudan hasır olan bilgiye karşı insan nefsi ayrı duruyor yani. İspat ederek ulaştığım bilgiye karşı itminanım gerçekten farklı oluyor yani bedihi olan göre. Yani çelişki yasasını düşünün bir de sahip olduğunuz yüzlerce şu anda nazari önerme var. Şu anda sizin sahip olduğunuz. Tevhidden tutun, ahireti, Allah'ın varlığı, bu alemde bir düzenin rastgele kendinde olmadığı, tesadüfün imkansız olduğu gibi bir sürü şeyler düşünün yani mesela. Yani bir sürü matematikte öğrendiğiniz şeyler, dünyanın ahvaline dair, tarihe dair, şu anda olabilecek şeylere, olamayacak şeylere dair sahip olduğunuz bilgiler, adi bilgileri düşünün. Milyonlarca adi bilginiz var sizin şu anda aslında yani. <laughs> yani böyle herhangi bir konuyu atsanız, hani o kadar çok biliyoruz ki <laughs> garip bir şey değil ilk defa bir derste bu kadar çok bildiğimiz söyleniyor. <laughs> yani böyle genelde cehaletimiz ortaya çıkıyor ilim meclislerinde İşte bizim derslerimizin farkı o yani bizim ilimimiz ortaya çıkıyor. <laughs> ne kadar çok şey bildiğimiz ortaya çıkıyor bu dersler. Benim katılmama bile gerek yok aslında bu derslere. O kadar çok şey biliyorum ki yani. İşte adi tarik sağ olsun yani. Adet tariki sağ olsun yani. Evet. Bir sürü imkansızın bilgisini veriyor bize. Adeten imkansız olanın. Evet arkadaşlar devam edelim. Summe yudriku eydan et tefrikate beyne ahadil mesaili bi kethrati ve Yani ilimlerle iştigal eden bir insan şunu kesin bir şekilde idrak eder yani diyor. Ee, yani farklı farklı meselelerde delillerin çokluğu veya azlığına göre bir farklılık hisseder nefsinde. Meseleleri temyiz eder. Meseleleri farklı görür. A meselesi, B meselesi. Mesela bir alif, biri kulü alif var, biri cimdal her birinin sahip olduğu delillerin çokluğuna göre bir her iki mesele yakini bir şekilde biliyor. Delilleri üzerinden %100 biliyor yani neticeyi, kaziyeyi. Ancak e, delillerin azlığı veya çokluğu etkiliyor. Kavramların bulanıklığı, tasavvurunun seviyesi de etkiliyor. Bakın burada bunu demiyor ama bu da bir şey yani. Şimdi bir elif elifba, bir kulü cimdal diyelim. Bu iki kaziyeyi, külliyeyi, mucibe külliyeye ...insan delillerle ulaştığını düşünün. Bir sürü böyle kaziyemiz var ya hani... ...kelamda falan yani. Mesela e, diyoruz ki... E, ...Elif ve Ban'ın... ...insandaki... ...sahip olduğu tasavvurların... ...vüzuhuna göre... ...tasdike karşı... ...itminanımız farklı oluyor. Tamam. Yani muhtevası yani... ...önermenin muhtevasına dair... ...bizim yakınlığımız... Tasavvurumuz çünkü biliyorsunuz tasdikin gerçekleşmesi için tarafeynin tasavvurunun bilkün olması gerekmiyor. Belli bir seviyede min ve min vücuhin tarafeynin tasavvuru tamam mı hamildeki tasdike ulaşmak için kafidir yani. Hatta tasavvurlar nazari olabiliyor. Tarafeynin tasavvurları nazari olabiliyor son derece. Ve bu nazari tasavvurlarda da kamil bir tasavvura ulaşmamış olabiliyoruz. Ancak tasdik basit bir şey özellikle cumhura göre ve yakini olabiliyor. Deliller vasıtasıyla o tasdike ulaşabiliyoruz yani. Tamam. Yani mesela vücut adem efendim bir çok gibi daha bedihi kavramlarla kurulan önermelere karşı olan yakınlığımız ile işte sebep gibi bir kelime, hadis gibi bir zor bir kavrama karşı kullu hadisin felabudde lehu min sebebin gibi bir önermeye karşı İtminanımız itminanımız farklı oluyor. Çünkü sebep ve hadis kelimeleri daha nazari teorik terimler yani. Tamam. Ama vücut, adem, vahid, kesir böyle değiller fazla yani. Tamam. Ve şey diyoruz değil mi? Eşşeyu imma an yakune ve imma yakune Bakın burada kullandığımız kavramların hepsi bedihi yani. Ama kullu hadisin la min sebep. Önce hadisin ne olduğunu tanımamamız lazım. El vücudu ba'del adem. Sonra ba'da orada ba'diyet. Zamansal mı? Zatî mi? Yok bilmem şu. 50 bin tane mesele var. Yani orada. Tamam. Yani sebep kelimesinin anlamı. O da bedihi nispeten ama o kadar da değil. Yani vücut adem kadar değil. Tasavvuru vazıh değil o kadar. Yani önermelerin içeriği de etkiliyor. Burada tabi İmam Gazali neyden bahsediyor? Farklı meselelere karşı sahip olduğumuz yakinlerin ki farklı itminanların sebebini kesreti edillete, edilleye ve kıllet-i edilleye irca etti yani. Tamam mı? bu paragraf, bu cümlede yani. Diyor ki fet tefavutu hani durum böyleyse eğer önceki örnekleri yani bilen bilir ilimlerle iştigar herkes bunu hisseder nefsinde. Bu vicdani bir şey yani bunu ispat et edemem. Sen de ilimle uğraşırsan anlarsın bunu yani biliyorsun. Var aslında sende. Herkeste nazari önermeler var bedihi önermeler var. Onlara sadece nazar edip haline ruh halini kontrol etse bu dediğimizin doğru olduğuna ulaşır. Bunun ötesi yok yani. Hani matematiksel olarak sana bunu ispat edemem yani. Tamam mı? Bu farklılığı, böyle bir farklılığın var olduğunu. fi ف۪ي nefsi النَّفْسِ مُشَاهَدٌ لِكُلِّ nazirin مِنْ بَاطِنِهِ Yani her bir insan kendi nefsine, vicdanına rücu etse bunu müşahede edecektir. Bu itminandaki farklılık yani. Tamam mı? Gayet anlaşılıyor değil mi? De dediğimizi zaten özetledi yani bu cümle. Fe in fussirat tu bihi yani bu <laughs> hada eğer iman artar azalır falan denirse bu manadaki bu kullanımına göre tekrar imana geri dönelim biliyorsunuz imanı biz dedik burhani tasdik burhani tasdik manasında imanı kullanıyorsam ve hala bir fazlalık çokluk bir fazlalık azlıktan bahsediyorsam buradaki fazlalık ziyade o zaman bununla tefsir ediliyorsa eğer bu itminan dediğimiz şeyle bi it, bihi yani fe infusiyeti ziyade tu bihada tefauti yani fil itminan tamam Bi tefauti fil itminan yani tamam bihada tefauti fil itminan lem nemnahu aydan fi hada tasdik Lem yemna'hu yazmış ama yanlış o. Lem nemna'hu eydan fi Evet. Yani bu tür bir tasdikte yani bu bir imanın birinci kullanımında burhani tasdikte de bir artma azalmanın olduğunu kabul ederiz, bunu men etmeyiz, inkar etmeyiz. Eğer hissedilen farklılık, efendim itminandaki farklılığa raci ise burhani tasdikte, biz burhani tasdikte de bir artma azalmanın olduğunu inkar etmeyiz o zaman yani. Tamam ya yani meselenin bütün ihtimalleri bunlar diyor. Hani ö ötekisi lafsi bir tartışma olur. Sen bunu dersen böyle bir şey var abicim yani. Evet. Şimdi ikinci kullanıma gelelim. Yani lem nemna'hu orayı tekrar söyleyelim. Lem nemna'il kavle bi ziyadetil iman. Tamam. Lem nemna'hu. Deki hu nereye gidiyor? El kavl bi ziyadetil iman. Tamam. İkinci kullanıma dair tartışmaya geliyor. Acaba ikinci manada kullanılırsa artar mı azalır mı? Birinci kullanımda özetle dedi ki artmaz azalmaz. Ama itminan kastediliyorsa o bilgideki delillerdeki çokluktan kaynaklanan falan filan bu manada olabilir. Yani bir kelam aliminin sahip olduğu itminanla bir müptedi kelam talebesinin sahip olduğu itminan bir değil arkadaşlar mesela. Allah Teala'nın varlığına da değil vacib Vacibül vücudu ispat eden delillerde bir taftazani ile atıyorum biz, bizden biri falan aynı mı yani? Adam ayan beyan görüyor bütün dibine kadar sıfır noktasına kadar sana bütün bedihiyatı tartışabiliyor şüpheleriyle beraber yani. Evet. Aynı olmuyor yani. Bu manada e, burhani tasdikte de artma azalma vardır denir mi? Denebilir ikinci manada. Ama asıl olan ikinci mana hiç akla getirilmezse delillerin çokluğu azlığı falan. Burhani tasdik bir tek seviyedir. Yani ikisi de yakindir yüzde yüzdür nakizine muhtemel ihtimal yoktur. İkinci anlama geçelim. Ama ıza utlika bi mana tasdiki taklidi. Taklidi tasdik anlamında kullanılırsa iman. Fezalika la sabila ila jahdi tafauti fihi. Burada kesinlikle bir farklılık olur diyor. Bunu inkara mecal yoktur. İnkara mecal yoktur. Bakın böyle çevirirsiniz. La sebile ila cahdi Evet. İnkara bir mecal yoktur. Yani et tefavuti yani ziyade ve nuksan. Yani bu manadaki bir imanın artıp azalabileceğini, artabileceğini, azalabileceğini inkara hiçbir şekilde imkan yoktur. Taklidi tasdikte. Neden? Çünkü taklidin sebepleri çok olabiliyor. Farklı olabiliyor. Tamam. Taklidin bütün taklitlerde arkadaşlar yüzde yüzlük bir yakin, bir cezim vardır. Yakin demeyelim buna. Bir cezim vardır. Çünkü yakini ilim manasında da kullanıyoruz. Yani delilin gerektirdiği bilgi manasında da kullanıyoruz. Cezim yani kesinlik var mıdır ee, taklidi imanda? Taklidi tasdikte kesinlik var. Ancak kesinliğe sahip olanların sahip olduğu bu kesinliğe karşı sahip oldukları ruh halleri gene farklılık var mı orada? Var. Ama hepsi de nakizine ihtimal vermiyor itikat olarak, inanç olarak tamam Evet bakalım neden oluyormuş bu tefavütler yani taklidi buranda. Burada artar azalır diyor. Yani birinci anlam birinci kullanıma göre artmaz azalmaz genel olarak. ikinci kullanıma göre artar azalır abicim iman. <laughs> tamam ikinci kullan, ikinci manada kullanıyorsan artar azalır. Fe inna nudriku bil mushahadati min halil yahudi fi tasmiimihi ala aqdihi ve min halin nasrani vel muslimi Çünkü diyor ki biz diyor müşahedeyle kesin bir şekilde idrak ediyoruz ki müşahede de tabi eserleri müşahede ederek biz batına nüfuz edebiliyoruz. İman sonuçta nefisle hasıl olan bir araz yani onu doğrudan duyularla göremiyoruz ama eserleri üzerinden konuşmaları, hal hareketleri, bir şüphe karşısındaki tutum alışları, efendim farklı durumlardaki tavırları üzerinden biz bir Yahudinin, bir Hristiyanın ve bir Müslümanın sahip olduğu itikat ve inancındaki bağlılığını, tasmimihi yani ona olan bağlılığını ne kadar kalbini kuvvetle bağlamış olup olmadığında farklılık görebiliyoruz diyor yani. Değil mi? Mukallit olan e, efendim mukallit müminlerin imanlarına baktığımız zaman bakın hak veya batıl olması da gerekmiyor. Yani mesela Müslümanınki hak ama e, Hristiyan ve Yahudininkiler batıl. E, farklı batıllar da olsa veya batıl ve hak arasında da iyi olsa taklidi imanda derece farkı vardır. Hepsi aynı seviyede bağlanmıyor. Hani şu anda Hristiyanları düşünün batıda. Yani atıyorum 10 tane adamı çevirdik sokaktan. 3 tanesi Hristiyan mısın? Evet abi ben tabii ki Hristiyanım falan. Yani samimi bir şekilde dinine bağlı mısın? Evet falan diyor. 3 tane adamı çevirdik. Acaba bu üçünün de yani taklidine olan bağlılığı, inancına olan bağlılığı eşit seviyede mi yani? Kesinlikle değil değil mi yani? Bu da gene amellerden ortaya çıkıyor. Biri mesela kiliseye giriyor. Biri e, en ufak bir şeyde hemen mesela e, tanrı'yı hatırlıyor, ona isnat ediyor bütün fiilleri. Biri daha böyle lay lay yani sadece böyle pazar günü çan çalınınca a, Hristiyan olduğunu hatırlıyor falan filan yani. E, hani amellerindeki tefavüt bir miktar onların bağlılıklarındaki farklılığa da sebep oluyor yani. E, hepsi bağlı ama hani biri biraz zorlasan çıkar yani dinde. Hani biraz bir bilim adamın bir fizikçiyi dinlense mesela daha az dindar olan bir Hristiyan mesela. Hemen ya öyle ya vallahi zaten bize bizi kandırmışlar bu papazlar falan ve geçen bir papaz paramı yedi falan yani hani bize oluyor ya hoca geçen zaten beni kandırdı falan. <laughs> Adam da öyle diyormuş. <laughs> geçen bir papaz paramı yedi. <laughs> yani aynı 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 problemlerle karşı karşıyayız değil mi böyle? Yani farklı dinlerde olsak bile yani sonuçta benzer itikatlarımız var yani aynı şeylere itikat ettiğimiz ortak hususlar da var yani. Efendim. Ee, ondan sonra biri bir fizikçi dinledi hemen mesela Hristiyanlığı bırakabilir. Diğeri kolay kolay bırakmaz. De ki abi fizik yanlış yapıyor. Bu fizikçi yanlış yapıyor der. Tamam mı? Israr eder yani taklidinde yani. Demek ki taklit ehlinin e, sahip oldukları cezimlere, kesin e, inançlarına olan bağlılıkları farklılık farklı yani tabii ki. Bu durumda bunun imanı eğer taklidi tasdiki kastediyorsak imanla imanlar artıyor, azalıyor. Bazen imanı daha kuvvetli yani. Yani bunu zaten dilde de bugün de çok kullanıyoruz değil mi? Bu baya imanı kuvvetli bir Hristiyan falan diyoruz mesela değil mi? Veya da Müslümanlar için de kullanıyoruz yani. Mesela diyoruz ya hatta Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında bir şey yapıyoruz. Mesela şöyle cümlelere rast geldiğimiz oluyor tartışmalarda. Abicim İsrail'deki Yahudiler var ya dinlerine bizden daha fazla bağlılar. Adamlar yani batır bile olsa imanları daha kuvvetli bizim imanımızdan falan mesela. Değil mi? Böyle şeyler duyuyoruz yani. Yahudinin imanı daha kuvvetli diyor mesela. Evangelist diyor bu adam çok sağlam Hristiyan ama dinini bizden daha iyi şey yapıyor bağlı yani falan gibi diyoruz. Demek ki taklitte farklılık olabiliyor yani. Hatta innel vahide minhum la yu'affiru fi nefsihi ve halli aqdi kalbihi et tehvilatu ve tehvifatu ve al tehkikatul ilmiye ve al iqna'iyyah. Hatta diyor bu taklit ehli müminler arasında yani hak olsun batıl olsun inandığı dinin mahiyeti yani diyor ki başka insanların korkutmaları işte sen batıl bir yoldasın hala eski dine mi inanıyorsun bilmem ne falan tehvilatı korkutmaları diyor. Asla kalbindeki o bağı o itikat bağını çözmeye diyor tesir etmez diyor. Asla nefsine böyle bir tesirde bulunmaz. Yani mümin olan bazı mukallitler, bazı e, mukallit olan bazı müminler vardır ki yani etrafındaki insanların imanlarını şüpheye düşürmek için söyledikleri hiçbir şey nefislerinde en ufak bir sarsıntıya sebep olmaz yani. Hani koca karı imanı dediğimiz hadise bu. Koca karı imanı ile iman etmişler. Yani bunlara bırakın tehvilat ve korkutmalar falan ve la tahqiqatul yani ilmi ilmi istidlaller, ispatlar, deliller, tartışmalar hiçbir şey kar etmez yani. Ve la tahyilatul yani onu ikna etmek için böyle süslü sözler, yaldızlı sözler falan getirip yani şeylerine hayal gücüne hitap ederek yani duygularına hitap ederek yaptığın şeyler bile şey yapmaz. Yani bak sen böyle diyorsun ama bak baban bu itikada sahip değildi. Baban şimdi ebedi cehenneme mi gidecek diye mesela adamı böyle şeylerle şey yapıyorsun. Hani bu inandığın din böyle bir şey diyor. O halde baban ebedi cehenneme gidecek. Bunu kabul ediyor musun diye yapacak bir şey yok. Kabul ediyorum diyor adam mesela. Tamam yani efendim yani hiçbir şekilde iknai yani tahilat yani onun nefsini galeyana getirecek söylemler yani. Tam söylem kelimesi bakın burada çok güzel bir şey hiçbir söylem onu e, taklidi imanından geri döndüremiyor yani. Bu bazı mukallitler böyledir diyor. Yani mukallitler de derece derecedir sahip oldukları taklidi tasdikte. Vel vahidu minhum ma'a jaziman fi i'tiqadihi takunu nafsuhu atwa li yaqin. Ama bazı mukallitler vardır ki diyor inançlarında itikadlarında her ne kadar diyor kesin inanç sahibi olsalar da diyor nefsi psikolojik hali olarak nefsi diyor yakini e, kabul etmeye yani ilmi kabul etmeye yakin burada dedi, ilim yani burhanla hasıl olan ilim yani hak burada hakikati yani kabul etmeye daha yatkındır hakikati kabul etmeye daha yatkındır nefsi değil mi bunu da biliyoruz bazı mukallitler var hakikati kabul etmeye nefisleri daha yatkın oluyorlar yani mesela Yahudidir Hristiyandır İslam hak yani ve İslam'ı kabul etmeye, İslam hakikatini kabul etme daha meyyal olan mukallit Hristiyan ve Yahudiler var. Ama daha az meyyal olan, daha çok taassup sahibi Hristiyan ve Yahudiler de var değil mi? Bunu biliyoruz. Hani diyoruz ya tebliğ ediyoruz mesela bir Hristiyan Yahudi. Diyoruz ki bu Hristiyan şeydir böyle hakkı kabul etmeye daha meyyal yani daha yatkın ona tebliğ ederim. Çünkü bu taassup sahibi değil diyoruz taklidinde yani. Hala Hristiyanlığı taklit ediyor ama yani bu hakikati kabul etmeye daha yakın diyoruz. İşte bunun sebebi ne? Sahip oldukları taklidi tasdiklerde bir derece farklılığı var yani. Diyor ki ve bütün bunun sebebi bu farklılıkların sebebi enel i'tikadu alal kalbi uqdatin fiha inshirahun ve Çünkü kalpteki itikat yani itikat biliyorsunuz akada kökünden geliyor. Bir ipe bir düğüm atmak demek yani akada akda habla denir yani tamam akada i'takada da o düğümün ya babı ya tekellüf manasına geliyor ve mübalağa anlamına geliyor tamam iftial babı burada yani kuvvetli bir düğüm atmak demek kalbe inanmak demek itikad etmek demek bir şeye itikad etmek demek o şeyi kalbe tamamen bağlayıp bir düğüm atmak demek yani ama İmam Gazi diyor ki itikat yani ilmin ve delilin, burhanın eşlik etmediği bir itikat diyor. Efendim itikatta diyor inşirahı sadır yoktur. Yani yakinin o insanın içini ısıtan o e, hali yoktur. Buradan soğutan ve berdu yakin deniyor ama bizde de daha çok içini ısıtan yani. Tersi kullanılır yani. Soğukluk kelimesi e, kullanılmaz yani. Yani insanı içini ısıtan o ruh halini vermez diyor mahza inanç. Herhangi bir delille desteklenmiyor. Evet evet. Evet et evet. yani e, kalbine bir ferahlık verdiği. Ferahlatan diyebiliriz evet ferahlatan. Yani bir inşirahı sadr dediğimiz yani göğsünün böyle genişlemesi, göğsünün rahatlaması, içinin rahatlaması. Yani iç huzuru tam olmaz yani her türlü bir şey olur. Bakın arkadaşlar bu ifadeler bizim bugüne kadar piyasada bildiğimiz birçok şeye aykırı. Yani taklidi iman koca karı imanı işte daha sarsılmazdır falan diye düşünüyoruz ya biz. Şu ifadelerin zahiri aykırı bizim bu düşüncelerimize. Düşünelim yani ya piyasadaki anlayışlarda bir eksiklik var ya İmam Gazali yanlış ya da ikisi farklı şeylerden bahsediyorlar. Cihet farklı. Ya bizim düşüncemiz derken hani genel olarak biz de hani mevcut mu, e, ortalama ilim talebelerinin arasındayız yani diye. Hani ilimle uğraşanlarda dahi böyle hani işte koca kelam ilmine karşı çıkanlar işte kelamı falan zemmedenlerin hep sarıldıkları şey nedir? İşte kelamla uğraşmak daha fazla insanda şüphe doğurur. İşte işte delil melil falan bunlar daha fazla insanı şüpheye sokar. En iyisi koca karı imanıyla yoluna devam etmektir falan. Nitekim bak alimler de öyle yapmış. İmam Cüveyni, İmam Razi ömrünün sonunda koca karı böyle bir şey yok. Ha. İmam Razi'nin vasiyetinde öyle bir şey çıkmıyor yani. Uyduruyor yani. Efendim vasiyetini kelime kelime okuyabiliriz. Öyle koca karı imanına sarıldım falan diye bir şey asla yok yani İmam Razi'de yani. Hiçbir kelam alimi, yüzlerce, binlerce kelam alimi var her dönemde, her devirde yani. Kaç tanesi ölürken diyor ki Allah'tan iyi ki keşke hiç kelam öğrenmeseydim koca karı imanıyla. Böyle bir şey yok yani. Uyduruyorlar yani. <laughs> o belki diyebilir yanlış yapıyor yani. Saçaklı zade kim yani? Ne yapalım yani? Yanlış yapmış yani. <laughs> Efendim. Orada da kasıt şu biz yani yanlış yapmıyor dersek bile şöyle tevil ederiz. O örnekleri, münferit örnekleri. Koca karı imanındaki cezim yönü. Taklit yönü değil yani. Cezim yönünü al, al, alırsak olur. Onda bir problem yok. O sarsılmaz imana kim sahip olmak istemez yani. O cezmin asla şey yapmayan, tereddüde düşmeme yönü yani. Zaten koca karı ki aklımıza ilkim bu geliyor aslında. Taklit de beraber gelen şuhud var gibi yani. Onlarda artık yani o istidlali derile bile ihtiyaç bırakmayacak seviyede. Bu bu zaten biz biz de bunu istiyoruz yani ne ala ne, ne güzel yani nazari e, nazari tahkikten sonra şuhudi yani e, aynel yakin veya hakkal yakin e, imana sahip olmayı kim istemez yani. Yani o yön kastediliyorsa zaten problem yok ama yoksa işte efendim koca karı imana hiçbir deril yok şey yok e, ulema bütün kitaplarda şunu demiyor mu taklidi iman işte bir ee, ince bir e, ip gibi bağlasın sen imana Yani en ufak bir şüphede hemen zaten dinden çıkıyor kim dinden çıkıyor mesela en ufak şüphelerde avam çıkıyor kitleleri hemen başka bir dine başka bir mezhebe başka itikatlara sokabiliyorsun yani çok basitinde en basitinden ya do e, 95'ten 2010'a kadar bu dinler arası diyalog dalgası geldi birçok böyle hani böyle kültürlü falan de dediğimiz böyle İslami kültürü olan İnsanlar avamdan insanlar dahi öyle bir acabaya falan düştüler. Hristiyanlar cennete girer mi acaba falan. Hiçbir kelam alimi yani aklı başında bir ilim talebesi böyle bir şeye düştü mü yani? Kelam okuyan bir, 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 bir talebe bir hoca bir alim yani. Böyle bir şey tarihte bir alimin başına gelebilir mi? Herhangi bir ehli sünnet alimi böyle bir şeye düştü mü mesela yani? Ama avama bakın ciddi bir kısmı acaba demeye başladılar. Hristiyanlar cennete girer mi dediler ya. Yani. Neden? Çünkü taklit ne ayet bilir, ne hadis bilir, ne zaruret-i diniyeyle irtibatı var efendim. Ciddi böyle bir hemhalliği var. Sistem bilmiyor, ilim bilmiyor, delilin ne olduğunu bilmiyor, bilginin ne olduğunu bilmiyor, tevatürün ne olduğunu bilmiyor. Ayet hadis bilmiyor bu adam. Kur'an-Sünnet bilmediği için hemen bir ayet abi diyor ayet var. işte Bakara 62 var. Hemen şüpheleniyor. Ya diğer ayetleri bilmiyor işte. Cehalet bu ya taklit bu. Yani takliden sen Hristiyanların ee, cennete girmeyeceğine takliden inanırsan Takliden de seni çıkarırlar yani oradan Çok bariz yani yani bu Dolayısıyla öyle e, delile ilme falan gerek yok işte taklit daha iyidir falan Koca karı imanıdır daha iyidir falan söylemleri Tamamen yanlış yani arkadaşlar Bunu net olarak bilelim Yani eğer oradaki koca karı imanına kasıl cezimse sarsılmazlıksa tamam Ona amenna yani ama onu da sağlayan ilimdir, ameldir, işte müşahededir falan yani zikirdir falan. Ee, ancak cehaletle mahza piyasada insanlar ne dedi? Hatta şeyi hatırlayın şey hadisinde hani kabir e, muhasebesinde kişiye denilecek ya yani kafire denilecek kafir ve münafıka. Men rabbuke men nebiyyüke. İnsanlar ne diyorsa ben de onu diyorum diyecek. Hatırlayın yani. <laughs> orada orada taklidin ne kadar mezmum olduğunu görün yani siz. Yani insanlar ne diyorsa ben de onu diyorum. Taklit bu zaten anlamı bu. Yani taklidin mahiyeti bu. Yani insanlar ne diyorsa ben de onu diyorum. Al sana insanlar ne diyorsa kabirde göreceksin insanlar ne diyorsa mesela. Yani. Evet. Çok acayip bir şey yani o hadiste kafirin öyle kabirdeki kafir mesela öyle cevap veriyor olması yani. Acayip. Evet akıllarını çalıştırmadıklarını anlamına geliyor değil mi? ki Gavurları. Zaten de meşhur bir söz var ya bize gavurun aklı olsa iman ederdi. Yani <laughs> aklı yok adamların yani. Gerçekten aklı yok bunu inanamıyorlar insanlar ama akıl kelimesi hakiki manada yok yani adamlarda. hani <laughs> evet. O mekanik zeka olabilir hesaplayıcı zeka. O aleyhine dönüyor o hesaplayıcı zeka Neyse diyor ki ve zalike li enne mislu uqdatin leysa Demek ki taklidi e, tasdik itikat yani mahza itikat inanç kalbe bir atılan bir bağ gibidir. Bir düğümdür yani. Tamamen insanın içini ısıtmaz, kalbini ferahlatmaz yani. Vel uqdatu tahtalifu fi şiddetiha ve Şimdi önce teşbihi yaptık ya itikadı. Bir düğüm atmakla benzettik. Düğüm atmaya benzettik. E atılan düğüm de kuvvetli olabilir. Kör düğüm olabilir. Kör düğüm seviyesinde. Mesela koca kara imanı kör düğüm seviyesindedir. Kimse çözemez onu. Koca kara imanı. Kör düğüm olabilir. Bir de gevşek bir düğüm de olabilir. Yani kuvvetli veya zayıf olabilir düğüm diyor. فَلَا يُنْكِرُ هَذَا تَفَاوْتَ مُنْصِفٌ Yani insaflı hiç kimse بوفارتلو إنكار إدمز يعني إنصاف صاحبي بيركيم إنكار إدمز وإنما ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميها ولم يدركوا من أنفسهم ذوقها ولم يخالطوا ولم يلاحظوا (باردون) ولم يلاحظوا اختلاف أحوالهم وأحوال yani اختلاف أحوال غيرهم فيها diyor bu hani insaflı bir kimse bunu inkar edemez diyor. Ancak kim inkar eder? Efendim ilimleri diyor. E, ilim ve itikatlardan yani ilim ve inanılacak meseleleri, itikada dair meselelerden ve ilimlere dair tartışmalardan meselelerin sadece isimlerini işitenler ve kendi nefisleriyle kendi kendilerine onları zevk etmeyenler, o bilgiyi tatmayanlar yani o düşünceyi, o bilgiyi tatmayanlar. Tamam Yani ehli taklit. Taklit ehli yani ilimlerle uğraşırken bile takliden ilimlerle uğraşırken. Sadece i̇şte isimleri yani kavramları ezberleyip konuşan adamlar oluyor ya. Kavramları oradan buradan söylüyor yani. Kavram, kavramla konuşmayı bir maharet zannediyor. Ve yani kavramla konuşarak mesela, ilim sahibi olduğunu vehmettirmeye çalışıyor. Yani özümsemeyenler. وَلَمْ يُدْرِكُمْ min اَنْفُسِهِمْ ذَوْقَهَا Yani içselleştiremeyenler diyoruz ya. Hani öğrendiği ilmi içselleştiremeyenlerdir bunlar. İsimlere, imajlara, kavramlarla oynuyor sadece. Sadece kavramların arasındaki mantıksal bağıntılarla ilgileniyor. Kavramların hakikatlerini ve menşelerine nüfuz edemiyor yani. Tamam. Kavramlar arasındaki mantıksal şeylerin bile çoğunu yapamıyorlar. Çünkü mantıkları çok zayıf oluyor bu taklit ehlinin. Çünkü düşünce yok yani. Düşünceli uğraşmıyorlar gerçek manada. Tamam. Evet ve lem yulahizu ikhtilafa ahwalihim wa ahwali fiha yani hepsi kendileri taklit mertebesinde olduğu için düşünceyi ve ilmi gerçekten zevk etmedikleri için kendi hallerini ve başkalarının hallerindeki farklılıkları da göremiyorlar Herkesi de kendileri gibi zannediyorlar. Mesela kendisi tarihçilik yapıyor. Herkesi de kendisi gibi zannediyor mesela bu ilimlerle uğraşırken. Sosyolojisini yapıyor. Boş boş felsefelerini yapıyor. Zannediyor ki herkes bu ilimlerle uğraşırken onun gibi düşünüyor. Yani onun gibi felsefe yapıyor meseleler üzerinde. Yani çağrışım usulüyle düşünce üretmeye çalışma. Düşünce de demeyelim ona. Düşünce kelimesinin şeyini düşürürüz yani. Kıymetini düşünürüz. Çağrışım metoduyla konuşma <laughs> diyelim buna yani. Kavramlarda aklına ne gelirse ne benzerlik bulursa konuşuyor yani hakkında. Biliyorsun değil mi böyle piyasada çok var. İlahiyat hocalarının %70-80'i böyledir. Derece derece böyledir. Yani facia seviyelerden idare eder bir seviye. En az 3-5 malumat veriyor. Dediğim bir seviyeye kadar hepsini bulabiliyorsunuz yani. Tabi sadece ilahiyat değil yani diğer bölümlerdekilerin de çoğu böyle de. mesela bilginin konusuyla inancın konusu. Konuşamıyor üzerinde mesela. Delil getiremiyor, tartışamıyor delilleri. Evet. Bu piyasadaki birçok akademisyen maalesef bu dediği şeyde, dediği şeydeler yani bu adamlar. İmam Gazali'nin bahsettiği ilimlerin kendilerini hakikaten zevk etmemişler. Boş bereş felsefeler yapıp çağrışım ve benzer, benzerlikler üzerinden öyle sosyoloji, tarih, felsefe yapıp geçiyorlar. Ekmeklerini kazanıyorlar onlarda. Allah bizi şerlerinden muhafaza eylesin yani cahillerin yani. Ve amma iza utliqa bil Evet şimdi üçüncü mana. Burada duralım arkadaşlar bir ara verelim. Sonra devam edelim. Çünkü bu biraz uzuyor ve bayağı güzel bir şey. Bu tasavvufi bayağı bir derinliğe girecek yani. Amelin marifete olan etkisine girecek yani.